Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ömer Yıldız, oyun kanalıma hoş geldiniz. Red Dead Redemption'da kaldığımız yerden sonrasıyla devam ediyoruz. Tren soygunundan sonra üstümüze bir bounty koymuştu kafamıza. O bounty'yi kaldırmaya gideceğim şimdi. Bunun için post ofise gitmeniz lazım. En yakındaki post ofise gidelim. Post ofisin bu arada burada olmaması lazım ki içeri girdiğinizde sizi aramasınlar. Peşinize düşmesinler. Böyle gün batımında. Atımız nerede? Atımızla birlikte post ofise doğru. You can run, you will take. Bunu tamam kaçırdım ya. Manuel olarak tagleyebilirsiniz diyor. Neyse ona sonra bakarız çatışma anında. Önce şu kafamızdaki kellemizdeki ödülü kaldıralım. Bounty'yi. Ondan sonra da görevlere sonrasıyla da. Çoban nerede? Dayı kurbanlık var mı sende kurbanlık? Bayağı güçlü bir atın var diyor. Adam peşimize düşüyor mu lan? Adamın koyununu ezik herif peşimize düşmedi ya. Aa! Aa! İlk mermiyi sıkan hiç mi sen? At. O kadar da güçlü at değilmiş. Bakalım atta bir şey var mı? Şöyle bir atı sakinleştirelim. Sonra atın çantasında bir şey var mı bakacağım. Lan! Abi yine mi bu çıktı ya? Ölmedik inşallah. Şapkayı alalım da şapka önemli. Oğlum bir sakin ol ya. Neyse o riski almayacağım hacı. Adamın sürü ne oldu bir kere? Sürü dağıldı. Ne varmış? Hiçbir şey de yokmuş herifin ya. Koyunu da yüzelim bari telef olmasın. Etinden sütünden o kadar öldürdük. Kafasını kes mundar oldu hayvan. Fış diye alıverdi deri maşallah. Neyse. Steak çıktı. Biftek. Ayağımıza dolanma lan. Aa bizim atın arkasında şey vardı hatırlarsanız şöyle o Cougar'dan aldığımız deri vardı. Çürümüş gitmiş herhalde. Stow diyelim. Koysun atın çantasına. Ha üstüne koyuyor güzel. Bir atın kıçı üşümez en azından. Soğuk kış günlerinde. Diğer at kim bilir nerede tembel. Yapacak bir şey yok diğer at geride kalmış. Şu evde ne var acaba? Bu ev mi? Tren için kulübe mi? İnspekt yapmak istiyorum ya. Aa bunları alabiliyor muyuz? Ulan ne görsek alıyoruz bu oyunda be. Neyine inspekt diyor bu? Trading post. Çizdi hemen. Adam not tutuyor ya. Çetele tutuyor. 300, 450, 50.
Kapat hacı kapat. Yediğin bokların hesabını tutuyorsun burada ya. Polisin eline geçse bittik. Camdan çıkabiliyor muyuz? Hayır. Hayır. Aman düşeceğiz zannettim yine vallahi ödüm koptu. Biz yoldan devam edelim şöyle. Bu oyunu çok seviyorum ya. İlki de çok güzeldi. Ne yapıyorsun lan? Ay şerefsiz. Adamı öldürmüşsün. Bir de al işte ya. Boku yedik. Koş kızım koş 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 koş. Şerefsiz ya. Allah Allah. Biz o adamla orada kapışıyoruz. Sen ne alakasın yani? Kimin atı lan? O adamın atı mıydı bu? Ya Arthur şu ata binmeyi de bir öğrenemedin ha. Oo, iki tane kraker. Adam nerede kaldı? Biz nerede kaldık? Ya oğlum siz bana mı düşmansınız? Ne yapıyorsunuz ya? Gelme peşimden gelme. Bir ya. Şunu lootlayacağım gideceğim. Şu öldürdüğü adamda ne varmış? Onun da bir şey yokmuş ya. Adam 1,5 dolar için öldürdük ya. Burada ne oluyor? Bu bizim adamı patlattı. Neyse biz göreve dönelim ya. Başımıza bela alacağız şimdi. O bizim adamı patlattığımız yer değil miydi ya? Hani hatırlarsınız o gübre bokları patlatmıştık. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Oraya benziyor sanki. Sağ taraf patlamış çünkü. Domuzların pisliğini falan temizlettirmişti bize. Bana öyle geliyor olabilir. O ne yaptı lan öyle? Lan kaç kaç! Ah be! Bu ne oğlum ya? Yolu kesmiş şerefsizler. Öldük, ne yapacağız? İlk ölüşümüz değil, son da olmayacak muhtemelen. Oha! 40 dolar gitti. Oha! Haram zehir zıkkım olsun lan. 40 dolarlık ne var yani? Üf. Bu demin attan ters dönen değil miydi lan? Vallahi de o adam. Bu ne yapıyor? Silahı sokup sokup çıkartıyor. Sırtındakini oraya koydu herhalde. Lan bizim gideceğimiz yer nerede? Allah aşkına dur. Bir saattir orayı mı dolanıyoruz biz? Geç şuradan ya.
Allah'ım ya Rabbim. At yüzer ya, o kadar da değil. Yüzer dedik ama derinmiş ha. Akıntıya bıraksak şöyle. Hadi kızım, hadi kızım. Çıkarsın, helalsin be. Evet, maşallah. Atımızın güzelliğine bak, pırıl pırıl oldu. Koyun derisi gitti tabii yine. Allah kahretsin. Ölünce gidiyor ya, doğru. Biz nereye geliyorduk? Post ofise. Tamam, şimdi hatırladım. Post ofis hemen şurada zaten. Oo. Bakalım kaç para ödeyeceğiz. Hey bounty diyoruz. 50 dolar. Haram olsun lan. Şeriatın kestiği parmak acımazmış. Yapacak bir şey yok. Tamam, şimdi göreve gidebiliriz. Buradan Abigail, başka görev yok. Abigail'in görevine gideceğiz. Bizimle konuşmak istiyormuş. Konuşsun bakalım ne diyecek. Böyle tepeden ineriz buradan aşağıya. Bu kadar yol dolaşmaya gerek yok. Ha, attan inerken şey yapıyor. Sırtına alıyor silahları. Ata binince tek tek geri koyuyor. Çaktım mevzuyu. Aynen öyle. Bu sefer suyun sığ tarafından geçeceğim. Hatta geçmeye gerek yok. Bu tarafta mıydı? Acaba? Aynen bu tarafta olması lazım. Niye bu tarafta değil mi ya? Değilmiş şu tarafta. Aynen bu yol üstünde. Dayı mısınız lan? Abi senin ne boktan bir araban var ya. Trene paralel gidiyoruz şu anda. At huysuzlandı. Abi 40 dolar daha geçiyor gözümün önünden. At yorulmaya başladı ya. Şuraya gelsek de bitse hemen iş. Kampa geldik zaten, hemen şurası. Derdim ama o değilmiş. At yine Mortingen Strise oluyordu ha. Benim ben. Nerede bu bizim eleman? Aferin Arthur. İrlandalı köpeğini buldun diyor. Yani burada aşağılama anlamında değil yani. Eşim bırak. Merhaba Arthur. Oo. Ne oldu? Senden bir yardım isteyebilir miyim? Jack'le ilgilenir misin? Bayağı bir depresyonda. Çocuk bakıcısı mıyım ben diyor. Çünkü seni seviyor. Hadi Jack'le ilgilenelim. Karın deşen Jack. Hayırdır abla, demleniyor musun sabah sabah? Çay mı lan, o günahını aldık kadın. Jack. Lan bu çocuk muydu? Oo. Nice.
Jack, ne haber lan? Evet. Oyun oynuyorum diyor. Eğleniyor musun peki? Aa, balık tutmaya gidelim mi beraber diyor. Sen ve ben. Tamam. Aha, ışınlandı olta. Hadi oltanı getir diyor. Uncle Jose amca bana bir tane yapmıştı diyor. Mount your horse. Jack'i bekle. Atla lan. Oha, atın kıçına girdi şey olta. Tabi o kadar yapamıyorlar daha. Peki nereye gidiyoruz? Nehrin aşağısına. Kamptan çok uzağa değil, merak etme. Daha iyi misin diyor, önceden hastaydın diyor. İyiyim, iyiyim. Cesur bir çocuksun sen. Aferin Arthur, ver gazı. Ver gazı. Diğer kampa ne zaman görüşeceğiz? Blackwater diyor. Artık oraya dönmeyeceğiz. Orası bizim bölgemiz değil. Burada da kalacağız diyor. Yani şimdilik. Neden? Orada bir hikaye kitabımı unutmuştur. Çok hızlı ayrıldık. Oyunda bir de böyle büyüklerken sıkıntı çıktı. Item request. Jack has asked for a Penny Dreadful book. E tamam. Burası güzel gözüküyor diyor. Aynen, bence de iyi gözüküyor yani, buradan balık tutabiliriz. Al oltanı da. Gel bakalım, beni takip et. Başlamak için sabırsızlanıyorum. R'ye bas. Bait wheel. Önce yem takacaksın diyor. Birazcık peynir koymayı düşünüyorum. Peynir mi? Ne kadar kokarsa o kadar iyidir. Böyle mi diyor? Aa, işte öyle, aynen, aferin. Fişin yemi yutup yutmadığını nasıl anlayacağım diyor. Kolta şöyle hemen dönmeye başlar, hafiften sallanmaya başlar diyor. Yavaş yavaş çekiyoruz. Fish takes the bait will often nibble before taking a bite. Aha. Old. See him fighting there, Jack? That's when you gotta be careful. You'll break the line. Best to wear him out first before you try to reel him in. Now seems like he's taking a rest now. Sonra yavaş yavaş çek. Yoksa balık ipi kopartır diyor oltayı. Gel balık 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 balık. Bu ne lan? Ufacık balık tuttuk. Al. Bunu geri atalım. Bu çok ufak. Ufakları geri atıyoruz diyor. Balık tutmayı bıraksam olur mu? Bir şey yapmak istiyorum diyor. Ne yapacaksın lan? Buraya balık tutmaya geldik. Şu
Kırmızı çiçeklerden top. Büyük ihtimalle bu çocuk kaybolacak şimdi. Ne demişler? Çocuğun üstünden gözünü ayırma. Baba şöyle bir balık tutsun ya. Şöyle bir çekelim yavaş yavaş. Şöyle yakına atalım biraz. Aha. Born as hell. But then something happens. And you can get food for days. Really? If you're lucky. Balık tutmak sıkıcı diyor. Oğlum niye o zaman balık tutmaya gidelim dediğinde kabul ettin. Allah! Şöyle bir uzağa fırlatalım. Hop şöyle bir çektirelim. Aha! Aha kaçırdık. Şöyle bir falso vererek attıracağız. Sen ne yapıyorsun orada diyor. Sürpriz. Biraz sabit bakalım. Yine tutamadık lan. Niye böyle oluyor? Böyle nehrin ortasına doğru atalım. Just a part of fishing, Jack. Hey, look at this. Kolye yapmış annesine. This necklace I made. Necklace? For mama. Sure. What a fine young man. Genç adam. Such complex circumstances. Oo. Arthur, isn't it? Arthur değil mi? Arthur Morgan. Who are you? Siz kimsiniz? Yes, Arthur Morgan. Vanderlyn's most trusted associate. You've read the files. Typical case. Polis değil mi lan bunlar? Kids seduced by that maniac silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton. Ajan Milton, Ajan Rose. Oh. Nice to finally meet. We know a lot about you. Senin hakkında çok şey duydum. Aranan bir adamsın. Oha! Başına 5000 dolar ödül koymuşlar. Benim için mi? Dutch, onu uzun zamandır görmedim. Onun tarifine uyan birisi tren soymuş diyor. Dinle. Sana teklifim şu, Morgan. Dutch'ı getir. Arkadaşını sat diyor. Yanlış bir şey yaptım sanmıyorum. Filozofi bana bırak diyor. Mac Callender. He was pretty shot up by the time I got to him. Mac Callender'dan öğrendim filozofi. Hani derler ya bizde felsefe yapma diye, yani çok konuşuyorsun, zırvalıyorsun. Easy. You enjoy being a rich man's toy, dear. I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery and you will die savagely, all of you. Hepiniz kötü bir şekilde öleceksiniz. Yani.
Fakat bazılarından daha yakın zamanda ölecek. Enjoy your fishing, kid, while you still can. Nerede kim? Sen boş ver, sen balığını tut. Ya biraz daha balık tutsaydık, hiç tutamadık zaten. Hadi geri gidelim. Hatta Jack. Dutch amcayı tanımadığını niye yalan söyledin o konu hakkında diyor. Mac de kim? Hapiste mi diyor? Umarım. Sen kafana takma böyle şeyleri diyor. Dünya kötü adamlarla dolu. Kolyeden ne haber hala? Sende mi kolye? Abi bende diyor. Peki balık tutmayı sevdin mi? Sevdim fakat yani çok bekliyorsun. Öyledir bu işler. İşte geldiniz. Nasıl gitti? Bak anne, sana kolye yaptım. Aa, çok güzel. Uncle amcana teşekkür etti mi? Dutch'la konuşsam iyi olur diyor. İyi iş çıkardın be evlat. We got a problem. What? I just met some guys out near the river. A fella named Milton and I don't remember the other fella's name. Ross. Milton and Ross. And they are employees of the Pinkerton detective. Milton ve Ross adında iki kişiyi gördüm nehrin altında ve takip edildin mi peki diyor? Seni istiyorlar Dutch. Benim özgürlüğüm karşısında seni satmamı istediler. E niye vermedin beni diyor. Çok komik. Ne yapacağız şimdi? Dediğim gibi şimdilik bir şey yapmayacağız. Bir köşe, bir yol aldık, bir yola çıktık. We have turned a corner, öyle demek. Dağlarda hayatta kaldık. Tek yapmamız gereken sakin olmak. Sadece sakin olmak. Çok sakin olmak da iyi değildir Dutch. Adamdan kan alırlar yani o detektifler. Büyük ihtimalle çok başarısız olduk. Ne diyor? Complacency mi? Aa, replay de varmış. Bunu görmemiştim. Şimdi arkadaşlar bu bölümde bu görevi burada bitirelim. Hatırlarsanız haritada bir legendary balık vardı. Şurada. Ben buna gitmek istiyorum. Ne dersiniz? Biz onu avladığımız yerin hemen aşağısındaki gölde. Ama onu nasıl tutacağız hiçbir fikrim yok. Bence bir gidelim oraya. Bir bakalım nasıl bir şey olacak. Saç jeli var mı diyor. Saç pomadı. Ya biz sövdürecek şimdi bana ya. Bu mu yani şimdi tek düşündüğüm saç pomadı? Saç kremi. Pomat da krem demek aslında. Genelde pomat bizde o alerji için böyle fungal şeyler, mantar hastalıkları için falan kullanılan bir ilaçtır ama pomat krem demek. Saç kremi. Yok saç kremi falan. Vay be, yerimizi buldular. Özgürlüğümüze karşı arkadaşımızı satmamızı istiyorlar. Ve kafamıza konulan ödül 5000 dolar. Hey hey. Sen neymişsin be Arthur? Bu ne lan şimdi burada?
Buradan geçtik mi biz daha önceden? Sanırım buradan geçmiştik ya, aynen. Hatırlarsanız, evet, geçtik. Valentine hemen sağ tarafta, aynen. 10 derece soğuk ya hava. Vallahi donarsın yani o atın üstünde. Paramız var çok şükür. Böyle dümdüz gitsek. Abi çok dolandırıyor bu GPS ya. İyi ki bu atı almışız valla. Adam deli lan. Dayı ne yapıyorsun suyun içinde? Beni görmelerini istemiyorum. Dayı sıyırmış ya. Dayı ne diyorsun sen ya? Benim için geldiler fakat izliyorum. Allah'ım bu Siri yine devreye girdi ya. Şu telefonu şöyle daha koyalım. Oğlum sen nasıl bir şekilsin ya? Atımı çalmazsın inşallah. Adam korktu, kaçtı ya la. Şöyle atı yıkayalım biraz ya. Atımız kirlenmiş şöyle bir. İç dış. Heh. Daha temiz oldu. Orası da bayağı uzaktaydı be. Ama biz nereye geldik böyle? Neyse buradan çıkabildik. Çok şükür. Legendary Animal Territory mi? Neyse abi şimdi onunla uğraşamam ben. Baba balığa gidiyor. Acaba o Legendary balık için şey lazım mı ya? Arkadaşlar. Yem lazım mı? Bu yolda yine kurt saldıracak şimdi. %99 şu ileride. Şahin mi? Doğan mı? O nasıl bir çığlık ya? Adam donacak be. Harbi üşüyor şu anda. At da yoruldu. Biz geçen sefer buradan gelmedik ya. Ne biçim kar yapmış burası ya?
Yapacak bir şey yok. Geldik artık buraya kadar. At sen de 2 dakika dayanacaksın ya. Hep öyle güzel havalarda koşmak iyiydi yani. Hacı burası böyle değildi ya. Burada bu kadar kar yoktu ya. Buzdu sadece. Neresinde şimdi avlıyoruz? Tam buradan sallayacağız hacı. Şu atı şöyle şuraya bırakalım. Bu balığı nasıl tutacağız burada? Her taraf buz. Ulan baharda mı geleceğiz acaba buraya? Hacı balığı tutacak yer yok ki gölde. Acaba şu uç taraftan mı tutacağız desem? Oradan da değil. Şöyle bir sallayalım bakalım oltayı. Redfin Pickerel. Bullhead Catfish. Şimdi bizim bir haritamız vardı hatırlarsanız. Bu değil. Nasıl bakıyoruz? Documents. Treasure. Hayır bu değil ya. Maps, letters, cigarette. Sanırım şu. Aynen bu. Balığın adına bakabiliyor muyuz? Balık. Balığı orada göstermiyor ki. Right on white bison, moose, beaver, boar, coyote, elk, pronghorn, cougar, bison. 2 tane mi bison mı bizon var? Aa bir tanesi normal bizon, bir tanesi white. Aa aşağıda da bizon varmış. Allah Allah, haritada burayı göstermiyor. Neyse hava birazcık kırıldı. Abi buraya baharda falan geleceğiz herhalde. Buranın neresinde balık tutacaksın? Su kenarında olman lazım balık tutman için diyor. Lan niye kaldırdın? Ya limitli sayıda varmış. Bunlar somon değil mi ya? Hoppa geldi. At ya ufacık balık. Acı bu balık. Fish. Bizim yem almamız lazım. Bu böyle olmaz yani. Amele gibi elimizde olanla balık tutuyoruz.
Elimizde bir şey yok. Çıkırık yemle balık tutmaya çalışıyoruz. Ben buna bakayım yani. Bu legendary hayvanı nasıl avlıyoruz? Bu shop'tan bir bakayım. Tut oğlum. Şu somonu niye yakalayamıyoruz abiler? Şu somon geçiyor bak aşağıdan. Turna balığı gibi. Ha, şöyle yapıyorsun. Balığın dikkatini çekiyor yem. Tık 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 oltayı havaya kaldırıyor. Sanki yakalayamayacağız gibi. Bakayım. Nereye attın lan öyle? Bu da balık da olmaz ki zaten. Lan şunu görüyorum ya. Elimle yakalarsın şu somonu. Somon mudur nedir artık? Şu tarafa sallayacağım lan. Yem vardı bu sefer. Çok da hızlı çekmemek lazım. İp kopar. Şöyle yapalım. Gitsin biraz. Gel bakalım gel 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 gel. Ufacık balık. Bunun yemi vardır arkadaşlar. Bir sonraki bölümde balık tutacağız. At bunu da ya ufacık balık. Bu bölüm bu kadar olsun. Balık tutma işi tam istediğim gibi gitmedi. Bunun yemini bulmak lazım. Büyük ihtimalle legendary hayvanın yemini bulmak lazım. Bir de bu balık ne balığı? Yani ne balığı onu da öğrenmek lazım. Turna mı? Somon mu? Ne yani? Onu bir öğrenelim. Tekrar buraya geleceğiz. Hatta ben alırım yemi. Burada başlarız direkt. Bir sonraki bölümde balık tutacağız arkadaşlar. Merakla bekleyin o bölümü. Sakın kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.